Doğaya çıktığımda içinde ateş yakılacak, üzerine bir şeyler pişirilecek, portatif bir şeyler arıyordum. Ama internette gördüğüm modeller gözüme çok yalın görünüyordu. Bu değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu sıradan. Farklı bir şey istiyorum. Sonunda dumansız ocak, smoke stove diye bir şey keşfettim. İşte bu. Bunu kendim de yapmaya karar verdim. Yapılışını göstereceğim fakat irdelemem gereken şeyler var. İsteyenler direkt yapım aşamasını atlayabilirler. Gelin hadi bakalım neymiş bu dumansız ocak. En yalın tabiriyle ikinci yanma işlemi sayesinde daha yüksek sıcaklık ve daha temiz yanma sağlayan bir düzenek. Burada tam olarak ikinci bir yanma olayından bahsediyoruz. İlk odunların ikincisi ise kaba tabirle bunlardan çıkan dumanın yanma olayı. Peki nasıl oluyor bu ikinci yanma olayı? Gelin inceleyelim. Şekilde gördüğünüz gibi ocağa alttan içeri giren soğuk havanın bir kısmı boşluklardan geçerek içerideki yanma haznesine giriyor ve oradaki yanma işlemine katılıyor. Diğer kısmı ise iç ve dış kabuğun oluşturduğu kanal boyunca ısınarak yükseliyor. Kanal çıkışında yanma haznesinden gelen dumanla ısınan havanın kesiştiği yerlerde dumanı oluşturan karbon partikülleri ve ayrıca görünmeyen karbon monoksit, metan gibi gazlar yanıyor. Düzeneyi keşfedip biraz araştırınca basit teneke kutularından yapılmış modellerden tutun da pahalı ürünlere kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını gördüm. Dumansız ateş ocağı ticari bir sır değil. Satsu adı verilen ilk dumansız ocağın 1980'lerde Zimbabwe'de David Hancock adındaki bir araştırmacı tarafından geliştirildiği iddia ediliyor. O günlerde ülkemizde oldukça popüler olan roket sobalarının mucidi Dr. Larry Winiarski'yi analım. Larry 1980'lerde geliştirdiği ve patentlemek istemediği roket sobası tasarımı sayesinde milyonlarca insanın hayatını iyileştirmiş ve yaptığı çalışmalardan ötürü o zamanki prens, şimdiki İngiltere Kralı Charles'tan ödül almıştır. Dünyada hala milyarlarca insanın temel kaynaklara erişim kıtlığı olduğunu ve bunların günde birkaç kere yemek pişirmek için ateş yaktığını düşündüğünüzde ortaya çıkan karbon monoksit gibi gazların ve harcanan onca ağacın hiç de azımsanmayacak olduğunu söyleyebiliriz. Larry geliştirdiği varil ocakların %75 ila 90 arasında daha az olduğunu ve %90 daha az karbonmonoksit ve partikül atığı yaptığını ve sadece 2 kilo olduğu ile bir tencere suyu kaynatıp yemeği 2 saat boyunca pişirebildiğini söylüyor. İlgilenenler için yapılış videosunu açıklamalara koyuyor olacağım. 2011 yılına girdiğimizde yaşam mücadelesi veren Zimbabwelilerin yemek ocağı olarak kullandıkları Sotso ocaklarından Amerika'da bu fikirle sıfırdan kurulan bir şirketin nasıl 2 milyar dolarlık bir değere ulaştığına bakalım. Tabii ki de böyle bir sistemin ürünleşmiş hali mutlaka olacaktı. Ve bu işin kaymağını yemiş öyle bir firma var ki bahsetmeden geçmek olmaz. Amerikalı Jeff ve Spencer kardeşler başta çantada taşınabilir boyutlarda yaptıkları dumansız ateş kutularını satıyorlar. 2016 yılında startup şeklinde kurdukları Solo Stove adındaki bir startup firmasıyla resmen roket gibi bir çıkış yapıyorlar. Sadece 2 saat içinde 15 bin dolar değerinde sipariş alıyor ve sonra müşteriler daha büyüklerini istiyor tabii ki. İnsanların bahçelerine koyacakları daha büyük dumansız ateş ocakları veya ateş çukurları satmaya başlıyorlar. Müthiş. Fire pit. Hem şık hem görevi var ama gaz maz değil. Odun. Şimdi onu bir küçüğü. Bir büyüğü daha var. Dumansız ateş ocağı ekipmanlarını satarak geldikleri noktada şirketin bugünkü değeri 2 milyar dolar ve yıllık kazançları ise 400 milyon doların üzerine çıkıyor. Jeff ve Spencer kardeşler ateşi bulmadılar fakat onu farklı şekilde yakarak öyle bir talep oluşturdular ki gerçekten okullarda okutmalık bir pazarlama çıkış hikayesini yazdılar. Peki sizce mangalı çok seven ülkemizde benzer bir hikayeyi okuyabilir miyiz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Merak ettiğiniz yapılış aşamasına geçmeden önce yanma olayının ne olduğunu ve dumanın nasıl oluştuğuna hızlıca bir göz atalım. Dileyenler doğrudan yapım aşamasını atlayabilirler. Ateşin bir şeyleri yakması çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir olgudur. Ancak bu sürecin nasıl işlediği üzerine pek fazla kişi düşünmemiştir. Şüphesiz ki yanma olayını en iyi bilen gruplardan biri ise işi onu söndürmek olan itfaiyeciler. Onları da bu vesileyle saygıyla anmak istiyorum. Yanma olayının temel prensibini açıklayan en basit model yanma üçgenidir. Bu üçgenin 3 temel bileşeni vardır. Oksijen yanmanın sürdürülebilmesi için gereklidir. Yakıt, yanabilecek madde ve sıcaklık, denin tutuşma sıcaklığına ulaşması gerekir. Her yanıcı maddenin bir alevlenme noktası ignition temperature vardır. Örneğin kağıt yaklaşık 233 santigrat derecede kendiliğinden tutuşur. Oksijen miktarı ve sıcaklık ne kadar yüksekse yanma o kadar verimli gerçekleşir ve çıkan duman miktarı azalır. Genellikle gördüğümüz siyah duman
yanmamış karbon partiküllerinden oluşur. Bu partiküllerin tekrar yanabilmesi için 600 ila 1000 santigrat derece arasında bir sıcaklığa ulaşması gerekir. Örneğin dizel motorlarda kullanılan egzoz geri dönüşüm sistemleri bunların tekrar yanmasını sağlayarak hava kirliliğini azaltır. Dumansız ocakların yaptığı işlem de temelde budur. Bu sistemler yanma sonucu açığa çıkan karbon partiküllerini, karbon monoksiti ve metan gibi yanıcı gazları yüksek sıcaklıkta mümkün olduğunca yakarak havaya karışmasını önler. Böylece temiz ve verimli bir yanma sağlanır. Bu kadar teorik bilgiden sonra şimdi dumansız ocağın yapım aşamasına geçelim. Dumansız ateş kutusu yapmak için birbiri içine geçebilen 2 adet boya kutusu alıyoruz. Ben bunları buldum. Siz daha büyükleri ile aralardaki boşluğu daha fazla olacak şekilde kutular bulursanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Yalnız ne kadar kalın etli olursa o kadar sağlam ve uzun ömürlü olur. Paslanmaz çelik ile yaparsanız profesyonel bir şey olur ama malzemeyi işlemesi ve maliyeti aslarını aşabilir. Galvanize kutuları ekstra zehirli gazlara maruz kalmamak için asla kullanmayın. Büyük tenekenin kapağını şuna vidaladım. Düzgün bir şekilde her tarafı aynı gelecek şekilde vidaladım. Daha sonra bu vidaları gevşetip şurada boşluk oluşturacağız. Üst tenekenin kapağı tamamen alt tenekeye oturacağı için, kendi kapağı olduğu için tamamen oturacak. Hava almayacak bu taraflarda. Şu aradaki ısınan hava şu iki tenekenin arasından, tenekenin kapağı ve şuradan ikinci yanmayı oluşturacak. Şimdi büyük tenekede hava dışarıdan girmesi için hava boşluklarını açacağız. Buraya kadar elle açılabiliyordu ama buradan sonra şöyle bir matkap ve pança ihtiyacınız var. Önce şöyle delsek yine iyi olacak. Panç var ya, panç. Panç çok işime yaradı ya. Yani bu Victorinox'un pançı şöyle. Şöyle pançı çevirdiğimizde yuvarlak oluşturuyor. Elimin üzerine küçük küçük parçalar resme saplanıyorlar. Bir eldiven gibi bir şey almam lazım ya. Tamam. Şöyle 10 numara oldu. Aşağıdan ateşin beslenmesi için şurayı da açmam gerekiyor. Elle de yapabilirim. Direkt zaten pançla açayım. Matkaba gerek yok. Alt tarafa pançla bu şekilde delikler açtım. Buralardan hava girecek. Alt taraftan da yanan maddeler hava alacak, oksijen girecek. Buradan ısınan hava içerideki tenekenin kenarlarından şuradan çıkıp ikinci yanmayı yakacak diye bekliyoruz. Denemeyi yaptım. Güzel yanmadı. Çünkü hava alamadı. Hava alamayınca da yanma düzgün gerçekleşmedi. Alt taraflardan hava almıyor. Hava alması gerekiyor. Yine punchla. Bir de şu taraf yeterli olmadı. Üst tarafa da açacağım. Bu kısımlarda ikinci yanmayı oluşturacaklar. Çok nizami olmadı ama deneme için yeterli sanki. Yani şuradaki açıklık olayı olmadı ya. Tam bunu görüp izlemleyemedim. Böyle açıklık bırakacağına İç taraftan şuradan gelip ikinci yanmayı başlatması daha mantıklı. Son durumu şöyle yaptım. Şu delikleri alt üstü atmıştım zaten. Bir de ekstradan şu en altın bir üstüne şöyle delikler geçtim. Onların da her iki tanesinin bir tane üstüne gelecek şekilde birer tane daha delik açtım ki havasız kalmasın diye. Alt taraftaki delikleri de biraz daha büyüttüm. Artık şunda hiçbir değişiklik yapmadım. Tamam, açılmıyor. Bayağı buhar çıkardı.
Taş atma içine. Benim kutuların çapları birbirine çok yakın olduğundan yeterli hava girememiş olabilir. Siz bunların arasında serçe parmağı kadar boşluk kalacak şekilde seçerseniz daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.